Allah min al-Shaytan al-Rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Yeme ter al ve al-Mu'minat بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم Kalu bela bela kinne feten tüm nefse kün meter bas tüm ve garrat kümül had emani hatta ve garrat kümül emani hatta ca emrullah ve garrakum billahil garur فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا وماواكم النار هي مولاكم وبئس المصير الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فضال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلموا ان الله يهيئ الارض بعد موتها قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ Tanık Azim, Rahman ve Rahim, Allah'ın adıyla. Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinden ve sağlarından aydınlatıp gitmekte olduğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir. Bugün size müjdelenen şey içlerinden ırmaklar akan ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük bir kurtuluştur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyeceklerdir. Bize bakın da sizin nurunuzdan istifade edelim. Onlara arkanıza dünyaya dönün de burası için bir nur arayın denilir. Derken aralarına kapısı olan bir nur sur çekilir. Öyle ki onun iç tarafında rahmet, dış tarafında ise azap vardır. Münafıklar müminlere şöyle seslenirler. Biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler de derler ki evet fakat siz kendinizi yaktınız. Başınıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri ölüm gelinceye kadar kuruntular için sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan Allah hakkında da sizi aldattı. Ey münafıklar! Bugün ne sizden ve ne de inkarcılardan fidye kabul edilmez. Yaptıklarınız yüzünden varacağınız yer cehennem ateşidir. Size layık olan da odur. Orası ne kötü bir yerdir. Allah'tan gelen öğütlerin ve onun indirdiği gerçeğin, Kur'an'ın etkisiyle müminlerin kalplerinin yumuşayacağı, ürpereceği gün hala gelmedi mi? Müminler daha önce kendilerine kutsal kitap verilenler gibi olmasınlar. Uzun zaman geçince onların kalpleri katılaştı ve çoğu yoldan çıkmış kimseler oldu. Bilin ki Allah yeryüzünü ölümden sonra diriltecektir. Diriltmektedir. Aklınızı kullanasınız diye gerçekten size ayetlerimizi açıkladık. Gerçek şu ki sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ile çıkar amacı gütmeksizin gönüllü olarak Allah'a ödünç verenler, onun rızası için dünyalık ve varlıkları cennet nimetlerini barter yapanlar var ya işte onlar verdikleri verdiklerini kat kat fazlasıyla geri alacaklardır. Onlar için ayrıca onurlandırıcı bir ödülde vardır. Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetler veren, dini mübin İslam üzerine yaşatıp, sağlık ve afiyet içerisinde bulunduran Yüce Mevla'ya hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamber Efendimiz'e, onun temiz aline ve ashabına salat ve selam olsun. Rabb işrah sadri ve emri ve hlul ukdeten min Ya Rabbi doğruyu öğret, doğruyu söylet, doğruyu yaşat ve doğruyu yaşayanlarla bizi haş ya Rabbi. Evet aziz izleyici kardeşlerim. Bir programda yine beraberiz nasip olursa. Değişik bir konudan bahsetmek istiyorum bugün sizlere Allah nasip ederse. Değişik derken yani mevzusu pek Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen e, ama dinin içerisinde öyle bir girmiş ki artık Kur'an'ın da önüne geçmiş durumda olan bir e, durumdan bahsetmek istiyorum. İnsanlarımız yanılgıya düşmekte, Yanlışa düşmekte çok mahir. Yani yüz tane insanı bir araya alsan, çok doğru Allah'ın kitabından kesin kes doğru olan bir şeyi söylesen, bilmedikleri bir şeyi söylesen, çoğu değil çok azı ancak o doğruyu kabul ediyor. Ama. Allah'ın kitabında olmayan, hakkında bir delil olmayan, hatta dinde olmayan bir şey söylesen hemen herkes öyle bir şey varmış diyerek onun peşine koşuyor. Bunlardan bir tanesi de dinde mehdilik inancı. Mehdi nedir? Gelmiş midir? Gelecek midir? Ayette bir işaret var mıdır? Hakkında söylenen hadisler doğru mudur? Peygamber Efendimizin ağzından çıkan sözler midir? Yoksa sonrakiler tarafından uydurulmuş mudur? Anladığım kadarıyla bunları söylemeye çalışacağım. Ama birileri bizi yalanlar. Der ki efendim işte o bilmez. O ne anlayacak Mehdi kimdir nedir efendim? Mehdi bizim efendimizdir. Mehdi falan efendidir. Mehdi filandır diye insanları bunlarla kandırırlar, sömürürler. Hatta ölümüne bile sebebiyet verirler. Tarihte bunun çok örnekleri var yüzlerce Mehdi çıkmış. Şu anda Türkiye'de yani bir defa benim bildiğim sadece onun üzerinde Mehdi var şu anda. Yaşıyor. Evvela bunun ne kadar büyük bir yalan olduğunu anlamamız için Mehdi hakkında yanlış da olsa veya Uydurma da olsa peygamberden gelen sözü söyleyelim. Peygamber Efendimiz zamanında mehdilik diye bir şey yok. Sahabe döneminde yok. Tabiin döneminde yok. Tebeu tabiin mi olur? Daha mı sonrası olur? Bilemiyoruz. O arada şeyler çıkmış. Aslında Mehdilik inancını daha da evvel şey yapanlar var. Fakat Yahudilikten alarak veya başka dinlerden alarak içeriye şey yapıyorlar. Sokmaya çalışıyorlar. Mehdi kurtarıcı demek. Ve kıyamete yakın, dünyanın yok olmasına yakın bir zamanda çıkacak insanlığı kurtaracak. Veya Allah'ın yoluna döndürecek. Sonra iyi bir dönem geçecek. Sonra yine insanlar bozulacak ve kıyamet kopacak. Böyle bir inanç var. Çünkü hem Mehdi gelecek, insanları düzeltecek kıyametten önce onunla beraber Hazreti İsa da inecek. Efendim hem de başka bir hadiste mesela peygamberimizin ağzından diyorlar ki, işte peygamber buyurmuş ki, La ilahe illallah diyen olduğu müddetçe kıyamet kopmaz. Hoppala. Yani o kadar küfür hakim olacak ki kıyamet kopacağı zaman, o kadar dinsizlik olacak ki, la ilahe illallah diyen kalmayacak. Hiç Müslüman kalmayacak yani. Yani bir evvelki sözde ne diyorduk? Kıyamet kopmadan evvel Mehdi gelecek. Bütün insanlığa hidayet edecek. Bütün insanlığı doğru yola iletecek. Ve ondan sonra kıyamet kopacak. Şimdi bu sözlerin İkisi de peygambere aitse birinin muhakkak yalan olması yanlış olması lazım. Çünkü e, hem son anda kıyamet kopmaya çok yakın bir zamanda Mehdi gelecek, herkesi Müslüman edecek diyeceksin. Hem de e, o son zamanda öyle dinsizlik olacak ki La ilahe illallah diye bile bulunmayacak. İşte kıyamette o zaman kopacak. Yani bu iki sözü Peygamber Efendimizin ağzından çıkması mümkün değil. Ha bazıları demişler ki, evet o sözler doğrudur da e, Mehdi gelecek. İnsanlar toptan hidayeti erecekler. E, sonra o kısa sürede yine bozulacaklar. O kadar bozulacaklar ki Herkes kafir olacak. Hani herkes Müslüman olduydu. Sonra herkes dinden çıkacak. Hiç la ilahe illallah diyen bile kalmayacak. Ve kıyamet kopacak. E ne oldu yani şimdi? Birbirini iptal etti bu şeyler. Akıl var, mantık var. Hem kıyamete yakın insanları hidayete döndüreceksin. Hem tümden kafir edeceksin. Halbuki Kur'an-ı Kerim öyle demiyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki kimisi inanacak, kimisi inanmayacak, kimisi ibadet içinde olacak, kimisi cihatta olacak, efendim, kimisi küfür içerisinde olacak, kimisi de küfrün mücadelesini yapacak. Kıyamet ansızın gelecek dargatan diyor Cenab-ı Allah ayet-i kimisi. Kimsenin haberi olmadan gelecek. Yani efendim işte binalar şu kadar yapılacak. Efendim şeyler şu kadar olacak falan. Bunlar kıyametin alametleridir. Falan yerden Deccal çıkacak. Falan yerden şunlar olacak. Bunlar eee Dinin esasından değiller, kesinlikle değil. Bir deccal hadisi var. Yani anlatmak lazım bu millete. Peygamber Efendimiz'in zamanında bir kadın geliyor Peygamberimizin yanına. Bu kadın aslen Yahudi. Geliyor diyor ki yazla ben Müslüman oldum diyor. Ve bir hikaye anlatıyor. Bir masal anlatıyor. Belki de o Yahudilikten kalan, oradan gelen bir kısayı e, kıssayı anlatıyor. İki adam diyor, beraber gemiyle yola çıktılar. Çıkmışlar. Bir ay denizde gitmişler. Gitmişler, gitmişler, gitmişler. Bir adaya varmışlar. Adaya inmişler ki bir yaratık. Ama her tarafı kıl. Ne ağzı görünüyor, ne gözü görünüyor, ne burnu görünüyor, ne kulağı görünüyor. Hiçbir şey görünmüyor. Yani bazen görürüz ya kirpi vardır. Kirpi dediğimiz. Onun gibi ama çok büyük. Devasa büyük. Verilen ölçüye göre 8 metre ini var. 8 metre boyu var. Böyle bir yaratık. Ve kıllarla dolu. Ona diyorlar ki işte ey falan e, he, sen kimsin? Ben buranın şeyiyim. E peki biz neredeyiz? Nereye geldik? Nereye gidiyoruz? Size cevabı, kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi verecek birisi var. Onun yanına gidin. Başka bir yere gönderiyor. Oraya varıyorlar. Yine orada devasa bitip dev eski hikayelerde, masallarda anlatılan bir dev efendim. Yani çok teferruatı var da onlara girmek istemiyorum. Yine o da öyle bir şey ki e, yani bir oda büyüklüğünde 8 metre eni olan 8 hatta bir ev büyüklüğünde diyelim. 8 metre eni 8 metre bir e, yüksekliği olan bir e, yapıda bir insan düşünün. İnsan değil ya yani bir mahluk. Efendim işte siz nereden geldiniz? Bunlar diyorlar ki biz şeyden geldik. E, Arabistan'dan o şeyden, e, Mekke-Medine civarından geldik. Efendim. O diyor ki işte falan yerde bir göl vardı. O göl kurudu mu? Yok, duruyor diyorlar. Yakında o göl kuruyacak diyor. Efendim filan yerde şöyle bir şey vardı. O duruyor mu? Duruyor. O kaybolacak falan. Böyle bazı sorular soruyor. Ondan sonra diyor ki ben yakında buradan çıkacağım. Etrafı bağlı bunun böyle. Efendim. Çıktıktan sonra bütün işte o şeyleri yok edeceğim. Her şehre varacağım. Her şehirde şu kadar katliam yapacağım. E, ama üç yere giremeyeceğim. Birisi Mekke, birisi Medine, birisi de Kudüs. Buralara giremeyeceğim. Efendim, niye oralar bana yasak edildi? Oraya giremeyeceğim. Ve bu kişinin bunun deccal olduğunu söylüyoruz. Peygamberimiz de bunu dinliyor. Gelen rivayete göre diyesiymiş ki bu kadının dedikleri doğru. Yani böyle bir deccal gelecek. Ne zaman gelecek? Kıyamete yakın gelecek. Ya kardeşim o oradaki bir canlıysa, konuşan bir insan veya konuşan bir mahluksa ki insan olur. Peygamber Efendimizden bugüne kadar 1400 küsür sene geçti, 1500'e gireceğiz. Yani bu nasıl bir canlı ki ta şeye kadar yaşıyor, kıyamete kadar? Nasıl bir canlı ki Efendim kendisine bağlanmışlar orada, birileri hapsetmiş, oradan kurtaracak? dışarı çıkacak bütün insanlığı mahvedecek ve bütün insanlık onun haşa kendisini Allah olduğuna inandıracak. O kadar sapıklık yapacak ve Mehdi gelecek o Deccal'ın elinden insanlığı kurtaracak. Mehdi'nin görevlerinden biri de bu Deccal'dan kurtarmak. Onun için anlattım. Peki Mehdi hakkında Peygamber Efendimiz ne demiş? Mehdi hakkında diyesi ki benim neslimden Kuleyş'ten olan adı benim adımda peygamberimizin adını yani onun adı da Muhammed olacak. Hadi tevil edelim de Mehmet olsun bugünkü Türkçe'de söylendiği gibi. Mehmetlerin aslı Muhammed'dir. Bizim ecdadımız peygambere hürmetinden dolayı Muhammed ismini Mehmet diye değiştirmiştir ki bir çocuğa birileri hakaret ederse veya ben el kaldırırsam kendi çocuğum diye peygamberin ismi olan birisine böyle bir şey yapmayın diye. Bizim ecdadımız o kadar hürmetli peygamberine. Hadi ismi tuttu. Annesinin ismi de annemin isminde olacak. Yani Amine olacak annesinin ismi. Babasının ismi de babasın, babamın şeyinde olacak. Adı Abdullah olacak. Şimdi böyle bir adam bulmak öyle kolay değil. Yani o günden bugüne kadar hem kendi ismi Muhammed olacak. Hem annesinin ismi Amine olacak. Hem babasının ismi Abdullah olacak. Ve peygamberin de neslinden olacak. Yani aslı oradan gelme olacak. Bizde çok böyle e, kendisini peygamberin neslinden olduğunu iddia eden zavallılar. Alakası yok halbuki. Zerre kadar alakası yok. Eğer iddiasına sabit olan varsa gitsin şeylerle genç e, gen tahlili yaptırsın. Bugün bundan 2000 bin sene evvelki daha evvelki insanın genine nereye ulaşıyor genin onu buluyorlar. Gerçekten peygamberin neslinden olduğunu iddia eden varsa gelsin genlerini tespit ettirsin. Ama yalan söylüyorlar. Evladı Muhammed, evladı Rasul diyorlar. Kendilerini Gücetmek için. Bu öyle olmuş ki geçmişte Osmanlı'da evladı rasul olanlar yani kendi deyimleriyle rasul olanlar şey e, seyit olanlar e, o kadar çoğalmış ki bunların aslını aramaya başlamış hükümet. Çünkü seyit olanlar vergi vermiyorlar. Yani peygamberin neslinden geldi diye ondan vergi alınmıyor. Seyit olanlar askere alınmıyor. Herkes seyit olmaya heveslenmiş. Nasıl seyit olunuyor? O günün noteri konumunda olan muhasipler var. Çarşıda, pazarda bir yere oturmuş. Ee, ellerinde silsile nameler var. Felanın silsilesi nereden peygambere ulaşıyor? Filanın silsilesi nereden peygambere ulaşıyor, o da gidiyor, oradan bir tane biraz para veriyor o muhasebe, bana bir silsilename bul, ben de peygamberin sülalesinden olayım ve bu nimetlerden istifade edeyim. Böylece öyle çoğalıyor ki, bir Diyarbakır'da bir sene içerisinde yapılan araştırmada 310 tane seyide ulaşılıyor peygamberin torunu. E Güneydoğu'da bugün hala e, zaten öyle de bir şart koyuyorlar ki kim veli olacaksa Allah'ın sevgili kulu olacaksa muhakkak seyit olması lazım. Peygamberin sülalesinden gelmezse Allah'ın sevgili kulu olamaz. Ya Allah imtihana göndermiş sen onu. Peygamber sülalesinden de olabilir. Başka sülaleden de olabilir Allah'ın sevgili kulu. Niye olmasın yani? Müslümanım diyen herkes Allah'ın sevgili kuludur zaten. Böyle bir şey geliştirmişler. Şimdi Mehdi olmanın şartlarından birincisi bir defa seyid olması lazım. Yani peygamberin soyundan olması lazım. İkincisi annesinin ismi, babasının ismi ve kendi ismi Peygamber Efendimizin tutması lazım. Şimdiye kadar kendisinin böyle olduğunu iddia eden yüzlerce Mehdi çıkmış. Yüzlerce Mehdi çıkmış. Ama hepsinin de yalan olduğu anlaşılmış. Niye yalan olduğu anlaşılmış? Çünkü Mehdi demek kıyamet kopmadan evvel gelecek kişi demek. Onlardan sonra kıyamet kopmadığına göre ve mehdilik de yapmamışlar. Yapamamışlar çünkü. Mehdinin gerçekten mehdi olsa ne yapacaktı? Herkesi hidayete erdirecekti. Herkesi doğru yola çevirecekti. Peki bu mümkün mü? E Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ben isteseydim herkesi Aynı ümmetten yapardım. Aynı ümmet yapardım. Herkes aynı şeye inanırdı. Herkes Allah'ın varlığına, birliğine inanırdı. İtiraz edemezdi. Ama ben sizi imtihan için gönderdim diyor. İnna hedeynahu's sabeile. Biz bir yola hidayet ettik. Hidayet aslında göstermek demek. Doğruyu göstermek demek. Cenab-ı Allah diyor ki ben Size bir yol gösterdim, o yola girersiniz, isterseniz doğru yolunuza gidersiniz, Müslüman olursunuz, Allah'ın kitabında istediği gibi yaşarsınız, sonunuz mükafat olur, cennet olur, kurtulursunuz. İmma şekura diyor, şükredersiniz, hamd edersiniz, namazınızı kılarsınız. Orucunuzu tutarsınız. Allah yolunda devam edersiniz. Böylece kurtuluşa erersiniz. İkincisi ve imma kefura. İsterseniz kafir olursunuz. Ve gideceğinizde cehennem olur. Yani Allah bizi yolu gösteriyor sadece. Yolu gösteren kim? Yolu gösteren bu Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Allah yolun ne olduğunu, nasıl olduğunu, oraya gitmenin, o yolda gitmenin nasıl yapılacağını bize rehber olarak Kur'an'ı göndermiş. Onun için Mehdi eğer bekleniyorsa o Kur'an'dır. Mehdi Kur'an'dır. Niye böyle diyorum? Mesela Peygamber Efendimiz Mehdi değil midir gibi bir soru sorulabilir. Mehdi neydi? Hidayete getiren yani doğru yola döndüren. Yahut e, ki Peygamber Efendimize Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde diyor ki Kasas suresi 56. ayet. Bakın ayet bu. Orada diyor ki İnneke Estağfirullah inneke la tehdi men ahbebte ve lakinne Allah'a yehdi men yaşa Ya Muhammed sen sevdiklerini hidayete ulaştıramazsın. Yani peygambere diyor ki sen falan kurtulsun, o cennete girsin gibi bir istekte bulunabilirsin içerinden ama bu senin isteğinde olmaz diyor. O kişi isterse olur. O kişi doğru yola gelmeyi, Müslüman olmayı, Müslümanca yaşamayı isterse olur. E peygamber bir tane insanı bile kendi istediği için hidayete sevk edemiyorsa, hidayete doğru yola döndüremiyorsa, Allah öyle diyor. La tehdi, sen hidayet edemezsin. Men ehbebte, sevdiğine. Ve lakin Allah, lakin Allah eder. Mehdi, ve lakin Allah yehdi men yaşa. Dilediğini veya dileyeni hidayet edebilir. Şimdi vallahu alemi bil muhtedin. O doğru yola kim gidecek bilir. Burada ayetin devamındaki cümle bir evveldeki men yaşa fiilinin kime döndüğünü gösteriyor. Burada Allah dilediği için değil kul istediği için Allah onu hidayete sevk ediyor. Çünkü diyor ki Cenab-ı Allah kim hidayetini isterse Allah onu bilir. Bu cümle o kulun istediğine bağlı olduğunu gösteriyor. Çünkü Allah kendisi hidayete erdirmiş olsaydı o kişiyi zaten bilme diye bir şey ona şey yapılmazdı. Kim hidayete layıksa, kim hidayeti istediyse Allah bilir. Ve Allah o kişiyi hidayete döndürür. Çünkü talebi var. Diğeri de istememiş. Ben Müslüman olmak istemiyorum demiş aramamış onu da ulaştırmaz. Şimdi hal böyleyken yani Cenab-ı Allah peygamberine bile böyle bir sınır çektiğine göre Mehdi denen kişi gelip insanları tümden hidayete erdirebilir mi? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey olduğu zaman Kur'an-ı Kerim'in Allahu Teala'nın sünnetine de aykırı. Allah böyle bir şey koymamış ki. Bir kişi tümden insanları hidayete erdirdi. O zaman o insanlar doğru yola kavuşanlar imtihan olmuş olmazlar ki. Yani öğrenciler şimdi okula gidiyorlar. Efendim niye gidiyorlar? Bilgi edinecekler, imtihan olacaklar, kazananlar kazandıp kazanıp diplom alacaklar ve bir seviyeye ulaşacaklar. O ancak bu şekilde elde edilen bir şey bilgi. Peki bir kişi gelse bütün okulları tatil ediyorum. Ben size o istediğiniz bilgilerin hepsini vereceğim. Hepinizi bilgi almadan da kazandırdım. Tamam. Hepiniz üniversite mezunsunuz dese ne ifadedir eder? Yani Allah'ın imtihanı olmadan onları hidayet ettiğin zaman yani Allah'a rağmen Allah ben bunları cennete alırım demediği halde cennete gidebilirler mi? veya bunlar suçludur. Bunlar cehenneme gidebilir olur mu o zaman? Velhasıl hangi taraftan baksan bir yanlışlık var. Peki bu Mehdi nereden doğmuş? Niye doğmuş? Nasıl doğmuş? Zamanı ne kadar uzun? İnsanoğlunun yazıyı bulup da yazı yazmaya başladığı tarihten itibaren işte Sümerleri falan söylerler. Sümerlerden beri hatta belki daha evvelden var da yazıdan beri ondan geldiği için bilgi olarak gelmiş Mehdi var. Hepsinin yakın bu kelimeye de yakın isimleri var. Mersi olarak var. Efendim, Meris olarak var. Mehdi olarak var. Mesih olarak var. Mesela Mesih Hazreti İsa ya da Mesih denmiş. Yani hemen hepsinin başında da M harfi var. M ile geliyor. Hepsinde de kurtarıcı anlamında geliyor. Gelecek ve insanlığı kurtaracak. İlk çıkan Mehdi ismi bilinen Hz. İsa'nın yani sıfır olarak kabul edildiği için milattan önce Hazreti İsa'nın doğumundan önce ne kadar önce? 2359 sene önce. Bunlarda şey yaparsak yaklaşık ee, 4400 e, metre, 400 yıl falan oluyor. 4400 yıl önce Mezopotamya'da nerede bu işte İran, Irak bu havalerde bir krallık var. Orada bir kral var. Kralın ismi birinci Sargon. Bu kral Sargon ben Mehdi'yim demiş halkını idare etmiş. Ölürken de yine söylemiş. Demiş ki kıyamete yakın ben geleceğim. Sizi kurtaracağım. Ta o zamandan böyle bir iddia başlamış. Ondan hemen sonra hemen derken 1700'lerde. Yani 600-700 sene sonra öyle diyelim. Hammurabi diye bir yine bir kral çıkmış. Bu meşhurdur, tarihlerde gösterilir. Kendi has kanunlar icat eden bir adam. Hamurabi kanunları diye bir şeyi var. Bu da kendisinin Mehdi olduğunu iddia etmiş. Ve bütün dinler, sadece semavi dinler değil, yani İslam'ın ana kaynağı olan gerek gerek bozulsun ve gerekse aslı devam ettirsin. Bu dinlerin halcinde bütün dinlerde mehdilik vardır. Mesela en yakın şeylerden zerdüştlük vardır İran'da. Ee, onun işte başındaki şey mehdidir. Ve bütün dinlerde bir Mehdi inancı var. Yahudilikte de var. Hristiyanlıkta Mesih var. Onlar da Mesih diyorlar Yahudilerde. Efendim işte e, İslam'da zaten doğuşu onu söyleyecektim. Bir ara e, Hazreti Ali'ye yapılan eee zulüm nedeniyle orada da bir Mehdi arayışına girilmiş. Hatta Hazreti Ali'nin oğullarından Muhammed Hanefi var. Onunla Mehdi olduğu iddia edilmiş. Muhammed Hanefi Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in kardeşlerinden. Ama annesi ee, Hazreti Fatıma değil, Hazretlerinin başka hanımından doğan çocuk. Babaları bir, anneleri ayrı. Bunun da halife, e, Mehdi olduğu söylenmiş. Fakat asıl Mehdi, ondan sonra İslam'da ortaya çıkıyor. İşte Emeviler iktidarı, Muaviye ile beraber e, Hazreti Ali'den alıyorlar ve zulümle bir iktidar devam ettiriyorlar. Hem de çok büyük zulümler yapıyorlar. Hem Ehli Beyt'e hem de bütün Müslümanlara zulümler yapılıyor. öyle zulümler yapılıyor ki Medine Muaviye'nin oğlu Yezid zamanında bir hücuma bir katliama tabi tutuluyor. Buldukları insanı öldürüyorlar. Kadınlara en büyük zulümleri yapıyorlar ağza alınmayacak kötülükler yapıyorlar. Bin tane kadın hamile kalıyor. Bu zalimlerden çocuk doğurmak mecburiyetinde kalıyor. Kim kime yapıyor? Saldıranlar da Müslüman. Saldırılanlar da sahabe veya sahabenin torunları veya sahabenin efendim işte kızları, gelinleri, hanımları veyahut da tabiinin şeyleri. Uzun zaman, fazla uzun zaman geçmiş, <laughs> böyle bir şey yaşanıyor. Kötülük yaşanıyor. Bunların elinden iktidarı almak için çeşitli faaliyetler başlıyor. O arada eee Peygamber Efendimizin amca zadesinden bir nesil e, Abbas e, amcası onun soyundan gelen, yakınlarından gelen insanlar öne çıkarak bu emevilerden iktidarı almak için bir gayrete giriyorlar. Ve diyorlar ki bunu öyle bir insan alır ki bunlardan işte kurtarıcı olması lazım. Bu zulümkarların elinden ancak Allah'ın özel bir yetkisine sahip olan e, onun gönderdiği insanlığın kurtuluşu için vesile kılacak birisi olan birisi yapar. Mehdi arıyorlar. Bakıyorlar ki bugünkü işte şey tarafına Horasan deniyor. Ee, Kafkas veya işte Irak, İran üst taraflarında. Oradan e, Eba Müslim diye bir genç buluyorlar ve bunu Mehdi yapıyorlar. Yiğit birisi, tarihçiler bunun Türk olduğunu söylüyorlar. Allahu alem. Ve bu Eba Müslim getiriliyor. Diğerlerini yeniyor. Ellerinden halifeliği alıyor onların. Abbasileri halife yapıyor. Abbasiler bunu Mehdi yaparken yine diğerleri gibi bir yalan uyduruyorlar. Onu Mehdi ilan etmek için. Peygamber Efendimiz şöyle dedi ki diyerek başlıyorlar. Ne dedi? Peygamber dedi ki Mehdi batıdan gelecek. Birinci şart. Batı yani o günkü bulundukları yere göre İslam beldelerinin işte Basra, Küfe, İran, Irak, Suriye, Üçgenin e, batısından gelecek. Bu taraftan gelecek. Efendim, bir ayağı hafif topal olacak. Çünkü adamın öyle bir kılıç yarası almış, ayağı aksıyor. Onunla ona bir işaret kılıyorlar. Ve bir de diyorlar ki, onun askerinin bayrakları siyahtır. O da siyah bayrak kullanıyormuş. Üzerinde hiçbir şey yok. Sadece bir siyah bez. Bayrağı o. Böylece bunlar onu kullanarak ve bu işaretle de koyarak onu Mehdi ilan ediyorlar. O da görevini yapıyor. Emevilerden iktidarı alıyor. Abbaslere veriyor. Ama Emeviler tabi hepsi orada bitmiyor. Emevi ta şeye gitmiş. İspanya'ya gitmiş, oradaki Emeviler devam ediyor. Afrika'dakiler devam ediyor. Buradakiler sadece eee alı diyor. ki bu yiğit bir delikanlı bu diyorlar nasıl bu kadar kahramanlık gösterdi? E, Emevilerin elinden iktidarı aldıysa bir gün bizden de alabilir diyorlar. 8-10 kişi bir ıssız bir yerde hazırlıksızken üzerlerine silahlarına şeylerine saldırıyorlar. Kendileri kendi icat ettikleri Mehdi'yi de öldürüyorlar. Daha sonra bundan biraz sonra da bura ehli sünnet diye adlandırılan hilafetin bulunduğu yerin mehdisi bu. Bir de Şia'nın ürettiği mehdi var. Şia da devamlı e, bunların zulmüne uğradığı için iktidarlarından onlar da bir kurtarıcı alıyorlar. Bir kurtarıcı gelse de bizi bu zalimlerinden kurtarsa diye dua ediyorlar. Bir gün 12 imam diye bildiğimiz ve 12. .si olan Muhammed Mehdi Muntazar beklenen gözetlenen kişi geliyor doğumu daha çocuk yaşta çocuk çok küçük yaşta olduğu da söylenen var şöyle ergenlik çağına yaklaştığı da söyleyen var. Ve o küçük yaştayken evin altında bir mağara gibi yer varmış. Veya dehliz gibi. Çocuk oraya giriyor, kayboluyor. Kaybolduktan sonra diyorlar ki bu Mehdi'ydi. Gelecek ve bu ehlibete yapılan zulmün karşılığını verecek, intikamını alacak onlardan. Böyle de bir Mehdi inancı var. Kimlerde? Şiilerde. Hem Şi'i tarafından, hem Sünni taraftan şu ana kadar yüzlerce Mehdi icat edilmiş. O diyor ki bizimki Mehdi, biz diyoruz ki bizimki Mehdi. Böylece Mehdi şeyinden yarış yapılmış. İran'dan birçok Mehdi çıkmış. Hatta daha da ilerletmişler o mehdiler, peygamber olduklarında iddia etmişler, din bile kurmuşlar. Babilik, bahayilik var mesela. Hatta bir zamanlar Sivas'ta bahayi olduğu bilinen bir öğretim görevlisi bile vardı. Herhalde gitti buralardan. Ve bunun dünyada şu anda 3-4 milyon tabisi de var bu dinin. Bahayilik dini. Bahayi kim? Bahayi bir İngiliz bozması gelmiş İran'a yerleşmiş ve orada kendisini peygamber sülalesinden olduğunu iddia etmiş. Sonra Mehdi olduğunu iddia etmiş. İnsanları kandırmış, etrafına toplamış. Başarılı olmuş kendi şeyine göre efendim. Sonra demiş ki ben peygamberim. Benim dinim bu İslam'dan ayrı. Ben de günlerin, ayların sayısı 19 gündür. Her şey 19'a bağlıdır. 19 sayısına göre bir şeyler hazırlanmış yönetmelik falan. Derken bu adam peygamber olduğunu iddia etmiş. Hatta Sivas'tan geçmiş burada kalmış. Onun için e, Bahayiler Sivas'ta e, işte hicret yolu olarak severler. Öyle de bir şey var. İber e, tarafta Selçuklu'da Osmanlı'da alabildiğine Mehdi var. Hatt hesabı yok. Ama artık şeylere geçmiş Mehdilik. Tasavvuf ve tarikatlara geçmiş. Hangi tarikatın e, şey çoğaldıysa e, onlar hemen şeyhlerini Mehdi yapmışlar. Mehdi geldi şöyle, Mehdi geldi böyle. Osmanlı uyanmış bunların insanları arkalarına takıp isyan etmelerinden hükümete karşı ayaklanmalarından falan birkaç tanesini idam etmiş, öldürmüş. Ama hiç uslanma olmamış. 1940'la 1960'lı yıllar arasında bir ara ben kendi kendime böyle kitaplardan okuyarak e, saymaya çalıştım. 15'in üzerinde Mehdi vardı. Falan tarikatın şeyhı da Mehdi, filan tarikatın şeyhı da Mehdi, öbür tarikatınki de Mehdi, daha öbürünki de Mehdi. E kardeşim hem siz diyorsunuz ki, hadiste buyuruldu ki, kıyamete yakın bir tane gelecek. Ama sadece aynı seneler içerisinde 10 tane, 15 tane Mehdi var. Şu anda yine öyle. Yani bu e, şey internet ortamında bulmanız mümkün. İsteyen o şeye sorduğu zaman e, kaç tane Mehdi var Türkiye'de diye sorduğu zaman tak tak karşına çıkarıyorlar. Aa işte şu şu şu. Hem de ağızlarından söylüyorlar adamlar. Ben Mehdi'yim diyor. Ben kurtarmaya geldim Türkiye'yi diyor. Geçen bir genç çıkarttılar. O da diyor ki bu memleketi sadece Mehdi kurtarır diyor. O da diyor şu anda doğdu diyor. Doğumu da diyor 1986 diyor. 86'da doğdu. Epey de bir yaşa gelmiş yani o duruma göre. Ama diyor henüz kendi bile bilmiyor diyor. Yakında ona verilecek bu görev diyor. Hatta daha da ileri diyor, Şu andaki Cumhurbaşkanımız 1900 şey 2023'te diyor şeyi bırakacak görevi Yerine o geçecek Mehdi olarak diyor. Böylece insanları kendi emellerle, kendi arzularına, kendi istikametlerine kullanmak isteyen yüzlerce, binlerce insan var. Bakın şurada hemen yanı başımızda milyonlarca insan öldürüldü. Hem Irak'ta hem İra e Suriye'de. Oradaki öldürenlerin başındaki de Mehdi'yim diyordu. Kurtarmak için uğraşanların başındaki askerlerin başına bulunan da Mehdi'yim diyor. O IŞİD ahlaksız tayfenin başındaki de Mehdi olduğunu iddia ediyordu. Herkes Mehdi. Allahu Ekber diyor. Müslümanın boynunu kesiyor. Mehdi'yim diyor. Öldürürken bir adam da Allahu Ekber diyor. Yani öbür tarafta dinsiz tayfada bize gülüyor. Bir yalana uymuşlar diyor. Birbirlerini kesiyorlar. Herkes de kendinin şu olduğunu söylüyor. Şimdi bunu yok saydığın zaman birileri hopluyor. Vay efendim sen peygamberin sözlerini yalan mı sayıyorsun? Onu inkar mı ediyorsun haşa? Niye inkar edeyim kardeşim? Eğer peygamber bu konuda bir söz söylemiş olsaydı onun aynısı Kur'an-ı Kerim'de olurdu. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Bak birinci ayet hemen şeyde Bagala suresinde. Elif la mim. Zalikel kitab. İşte bu kitap. La raybe fi. Şüphesizdir. Bunda şüphe yoktur. Gerçek olan bir kitaptır. Allah'ın sözünde, Allah'ın gönderdiği kitapta yanlışlar aranmaz. Hüden lil müttegin sorumlu davranan müminlere hidayet verir, hidayet eder. Yol gösterir. İşte onun için diyoruz ki Mehdi vardır ama Mehdi Kur'an-ı Kerim'dir. Yani hidayete vesile olan, hidayeti gösteren, doğru yolu gösteren bir kitap var elimizde. İşte bizim Mehdimiz bu. Bundan başka da Mehdi yok. Olmayacak da. Boşa beklemeyin. Mehdi gelecek diyenlere de inanmayın. Peygamber Efendimizin sözüdür diyenlere de inanmayın. Çünkü Peygamber böyle bir söz söylemez. Peygamber, Peygamber'e diyor Cenab-ı Allah işte ayet okuduk. Sen Mehdi olamazsın diyor Peygamber'e. Peygamber olamıyorsa hiç kimse olamıyor demektir. Sen hidayet edemezsin demek sen Mehdi olamazsın demektir. Evet. Bu hadiseyi birkaç defa anlattım bu televizyonda ben. Bundan yıllarca evvel, 15 sene evvel, daha belki evvel anlattım. Hemen bir tanesi hopladı, sen nasıl yalanlarsın Mehdi? E, yalanladım ne oldu dedim. Bizim efendimiz Mehdi dedi. Hemen beni aldı. Kim efendin? Falan yerde adam. E ne belli Mehdi oldu dedin? Canım işte onun tekaya topal. Hani o Emevilerden iktidar almak için Abbasilerin uydurduğu delilleri ortaya koyuyor bana. Onu da camlatmış asmış dükkanında da. İyi ee, başka ee, bir de Batı'dan geldi. Nereden gelmiş? Bulgaristan göçmeniymiş Batı'ya. İyi ee, orada tutuyor. Siyah bayraklar askerleri kim? Ee, kitaplarının hepsinin cildi siyah. İşte onun bayrakları da kitapları. Böyle tevillerle, böyle yalanlarla insanlar kandırıyorlar. Ve o Mehdi dediği adam da Allah rahmet etsin vefat etti gitti. Öyle bir iddiası da yoktu fakrın. Hiç kimseye de hidayet ettiği de olmadı, kurtardığı da olmadı. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Doğruyu kabul etmek zor geliyor insanlara. Yanlışı kabul ettirmek çok kolay. Ben şimdi burada bir saattir Mehdi yok diye anlatıyorum. Mehdi var. Biliyorum deseydin yüz tane insan kapıda beni karşılar. Kim söyledi biz de biz gidip iş şey yapalım derdi. Cenab-ı Allah gerçek hidayete ulaşmayı doğruları takip etmeyi sırat-ı müstekim üzerine olmayı cümlemize nasip etsin diyorum. Hayırlı günler, hayırlı gelecekler diliyorum aziz izleyici kardeşlerim. Hoşçakalın.